Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak istifa etti dedik. 1 Nisan dedik ama önce Kadir Albayrak inandı. Acaba mı dedi, acaba ben istifa etmiş olabilir miyim? Önce Kadir Albayrak ikileme düşürmüşüz. Ne yaptı? Evet, pazar günü 1 Nisan'dı ve pazar günü 1 Nisan'da lambadaki cin olarak halkımıza şöyle minik bir şaka yapalım dedik. Yaptık da dedik ki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak istifa etti dedik. Ve altına yüzlerce yorum ve yüzlerce de beğeni geldi. İnsanlar şaşkındı. Acaba mı acaba? Neden istifa etti? Ne gereği vardı? Hayda, büyük bir olay mı oldu? Yoksa belediyeye el mi kondu? Belediyeye kayyum mu geldi? Öyle miydi, böyle miydi derken en nihayetinde tarihin 1 Nisan olduğunu hatırlayanlar sadece tebessüm ettiler. Aslında amacımız o pazar günü 1 Nisan'da hepinizin evinde, hepinizin kalbinde bir tebessüm oluşturabilmekti. O gün evinden kalktı, grand tuvalet giyindi, makamına gitti ve makamından bizim yaptığımız o eline aldığı 1 Nisan 2018 pankartıyla ne diyordu? Hayır, 1 Nisan 2018'de ben görevdeyim deyip makamında fotoğraf çektirme ihtiyacı duydu. Kendisini alkışlamak lazım. Aynı dakikalarda neler oluyordu Tekirdağ'da? Bakınız, Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanı ben hala görevdeyim, istifa etmedim derken bizlere, lambadaki cinin haberine, o dakikalarda Tekirdağ sahilinde küçük esnafın el arabasına el konuyor. Kapaklı'da kaçak hafriyat dökümlerine hala devam ediliyor. Yol yapacağım ayağına yüzlerce kamyonluk hafriyat bildiğiniz yemyeşil bir alana dökülüp düzeltiliyor. İşte sevgili Tekirdağlılar, bizim Kadir Albayrak ben hala belediye başkanıyım dediği dakikalarda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıtası sahilde küçük esnafın aracına el koyuyor. Kapaklı'da bir sürü hafriyat kamyonu harıl harıl hafriyatını boşaltmaya devam ediyor. Ve sevgili Süleyman Paşa'nın muhtarı mı diyeyim yoksa belediye başkanı Ekrem Eşkinat'ımız da bir Bizante organizasyonuna daha start veriyor. Evet, yanlış duymadınız. Bizante heykel sempozyumu, Bizante satranç turnuvası, bir sürü Tekirdağ'ın eski isimleriyle, bakın, belediye başkanlığını yaptığı Süleyman Paşa'nın ismini herhangi bir organizasyonda şu ana kadar hiç kullanmadı. Bizante, Rodosto, daha bir dolu eski Tekirdağ'ın isimleriyle ne yapıyor? Organizasyonlar düzenliyor. İşte bir Bizante organizasyonu daha geliyor. Eylül ayında Türkiye'den farklı yerlerden fotoğrafçıları bir araya getirerek beyefendi bir foto maraton yapacakmış. Çalışıyor adamlar. Çalışıyorlar. Yani bizler de ilgiyle takip ediyoruz. Dedik ya, artık onlar için tehlike çanları çalmaya başladı. Yani belediye başkanlıklarının erki bitti. Artık kendi sisteminin içerisinde sadece sanal bir saygı görebilirler. Yani çalışanlar merhaba sayın başkanım derler, geçerler. Vatandaş merhaba başkan, görüşürüz derler. Bir işimiz var, şu işi hallet denecek bir durum kalmadı artık. Çünkü artık 365 günden düşmeye ve halkın da milletin de bunlardan kurtulmak için gün saymaya başladığı günlerdeyiz. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nişat Ayvaz, Kül Yutmaz. Kalın sağlıcakla.